Bu dersimizde Inkscape'in genel arayüz kullanımı ve yeni dosya açmak gibi işlemleri nasıl yaparız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle genel olarak arayüzde üstte seçtiğimiz tool'un alt özelliklerine ulaşabiliriz. Tool bölümü yani çizim araçlarına ulaşabileceğimiz bölüm hemen sol tarafta şekillendirilmiş durumda. Alt bölümde ise renk seçimini rahatlıkla yapabiliriz. Renk paletimizi alt tarafa yerleştirmiş durumda. Diğer taraftan sağ bölümü hemen vektörel çizimlerde kullanılan alt özelliklere ulaşmamız mümkün. İki kolon şeklinde bulunan bu bölüm içerisinde dosya işlemleri, yeni dosya aç, yeni dosya oluştur, farklı bir doküman aç, yani daha önceden kaydedilmiş bir doküman açmak için kullanacağınız yöntemler gibi, kaydetmek gibi, print gibi birçok işlemleri export etmek, içeri import etmek gibi birçok işlemleri rahatlıkla Undo, Redo gibi işlemleri dizilen bölüm. Yani pratik olarak ihtiyacınız olan bütün bölümler elinizin altında yerleştirilmiş durumda. Sadece program içerisinde kullanırken benim yaşadığım bir sorun, belki bu sadece bana özel bir sorundur. Ben genelde bu programı kullanmaya çalıştığımda birkaç kere rastladığım zamanlarda bu programda şu sorunu yaşadım. Seçme sorunu yaşıyorum. Örneğin bir tool'u seçtim. İkinci tool'u seçiyorum. Başka bir tool da seçtim. Şu an itibariyle bir sıkıntı yok. Belli bir aşama sonra bu program içerisinde seçme konusunda zorluk yaşayabiliyorsunuz. Yani sanki hiç seçilmiyormuş gibi önüne bir perde gelmiş gibi bir davranış sergileyebiliyor. Böyle bir durumda hemen üst bara, label'ın olduğu bara sağ klik yaptıktan sonra, yani seçme işlemi gibi bir işlem yaptıktan sonra tekrar seçime devam edebiliyorsunuz. Eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız bu tip işlemi yapmanız doğru bir davranış olacaktır. Yeni bir dosya açmak için File bölümü altından New'u kullanabiliriz. Bu bölüm içerisinde eğer daha önceden tanımlanmış bir, daha önceden hazırlanmış template'leri, kalıpları kullanmak istersek default'un dışındaki seçenekleri seçmemiz yeterli olacaktır. Örneğin CD Cover, yani CD etiketini seçtiğimiz andan itibaren bize hemen gördüğünüz gibi ikinci bir pencere içerisinde 300 dpi'lik ve daha önceden büyüklükleri, boyutları ayarlanmış şekilde açabiliyor. File bölümünden tekrar New bölümüne gelelim. Gördüğünüz gibi A4 sayfa açmak için DVD cover, slim gibi birçok şeyleri, yapılara buradan ulaşabilirsiniz. Örneğin ikon oluşturmak istediğinizde de 64'e 64 piksellik ikonunu da açmanız mümkün. Mektup gibi, zarf gibi işlemleri de buradan açmanız mümkün olacak. Bu dosya açarken hangi ölçüye sahipti sorusunun sorduğunuz birçok işlemi burada size template olarak sunabiliyor. Hiç düşünmenizi gerektiren bir durum yok. Örneğin bir kartvizit tasarlamaya çalıştığınızda 8.5'a 5.4 santimetrelik, yani 85'e 54 milimetrelik veya 90'a 50 milimetrelik kartviziti buradan açmanız mümkün olacaktır. Aynı zamanda hemen sağ bölümde bulunan Create New Document bölümüne kliklediğinizde de yeni bir doküman açmış oluyorsunuz. Bu da default olarak seçili olan, yani File New bölümündeki default olarak seçili olan dosya boyutunu açacaktır. Eğer özel bir sayfa açmak isterseniz, özel ölçüde bir sayfa açmak isterseniz New bölümündeki default'un dışındaki sizin ihtiyacınız olan bölümü seçmeniz yeterli olacaktır.